Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün navbattaki sohbetimiz, ötken sohbetlerimizde içtihat meseleleri doğrusuda ve hadislerinin ahamiyeti İslam dinidagi İslam manbalari to'g'risida hadis kulliyotiga biroz ya'ni debocha ochgan edik. Keyin tarixdan, tarixda bo'lgan hodisalardan misollar keltirib, tarix to bizga qadar shakllanib yetib kelgunga qadar odamlar, tarixchilar keyingi avlodlarga masalalarini yetkazgunga qadar oraga ko'p xoyillar aralashgani yoki ahli bid'atlar aralashgani, din nomidan, shariat nomidan o'zini siyosiy maqsadlarini amalga oshirish uchun jamoalar qattiq ishlar qilishgani fosh bo'lgan. Tarixda bularni ko'rdik. Islom tarixiga juda katta hujumlar bo'lgan, juda ham katta. Islom ummatini o'sha ilk Jamal hodisasida o'yin o'ynashgan. Sizlar bilan gaplashdik shekilli, boshqa kurslar bilan gaplashdik. Jamal hodisasida Oysha onamiz, Abdulloh Zubayr ibn Avvom, Talha ibn Ubaydulloh kabi sahobalar radhiyallohu anhu ajmain bir ijtihod bilan tashqariga chiqishdi. Keyin kelishib ichkariga kirmoqchi bo'lib turishgan paytida o'zi asli yahudiy bo'lgan keyin maqsad bilan islomni qabul qilib, odamlarga islomni e'lon qilib, lekin islomni ichidan buzishlikka harakat qilgan Abdulloh ibn Saba tarafdorlari Jamalda qon to'kilishini asosiy aktyorlari bo'ldi. Bu haqida tarix mobaynida ahli sunna va jamoaning ulamolari o'rtasida ixtilof yo'q. Ahli sunnadagi eng ishonchli bo'lgan shaxsiyatlar bularni, ya'ni Abdulloh ibn Saba'ni harakatlarini tasdiqlaydi. Imom Tabari birinchi zikr qilgan buni. Birinchi emas, Imom Tabari tarixda Abdulloh ibn Saba'ni faoliyatlariga alohida urg'u bergan. Bu odam bor edi, o'zi qora tanlilardan edi, bitta kunyasi nima edi? Abu Savdo edi. Abdulloh ibn Saba nomi bilan faoliyat yuritishni boshlagan edi. 30-30 hijriy sanada o'zi iymonni qabul qildi, ya'ni zohiran Hazrat Usmon radhiyallohu anhu davrlarida va asosiy ishni shu yerdan boshladi. Ahli sunna va jamoa ulamolari bu haqida ixtilof qilmagan. Nimaga buni gapiryapman? Ixtilof bo'lganmi? Abdulloh ibn Saba to'qima obrazmi? Unga o'xshagan odamlar asli bo'lmaganmi? Nimaga bunga ixtilof bor, ittifoq bor deyapsiz desa, ha, bir jamoa bu odamni borligiga unamaydi. Yo'q odam bu deydi. Tarixda bunaqa odam bo'lmagan deydi. Nimaga bunaqa deydi? Chunki Abdulloh ibn Saba'ning fitnasi orqali asosiy e'tiqod qilib ko'tarib yurgan gaplarini oqlash uchun. Bu bizning gapimiz deydi. Asli ularning uni gap ularniki emas. Asli o'sha odamniki. U boshlagan. Nima gapida u? Xilofat masalasiga birinchi urg'u bergan edi. Birinchi chiqqan paytda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu davrlarida chiqdi. Bir qancha shaharlarni o'ziga makon qildi. Birinchi ishni Hijozdan boshladi. Hijoz arab o'lkalari. Hijozdan boshladi, keyin 33-chi hijriy sanada Basraga bordi. Undan keyin Kufaga ko'chib o'tdi. Islomni eng qaynoq, ya'ni geo anaqasi maydoni, geosiyosiy maydoni. O'sha siyosiy maydonlarning ichida yurdi. Basradan Kufaga, keyin Shomga bordi, keyin Misrga keldi. Hijozda kuchaymagan buni fikrlari. Kufada kuchaymagan.
Basra'da küçəyməgən, Şamda küçəyməgən, lakin bu gəplər bunu arkasından her türlü gəplər yürgən. O şey Allah Ta'ala'ya cisim isbat kılış məsələləri de yan bunu kolu var deyişədi. Çünkü Yahudilerde Allah Ta'ala'na Osmanda oturup dedi, yani itikad var. O şey itikadını keyingi adamlarının içige o şey zahirden şunaqa məna veriş məsələsəgi başlayan adam. Birinci xilafat məsələsi de gəp sözlərini kıldı. Abu Bakr bilan Osman, Umar, Hazreti Ali radiyallahu anhudan xilafatın tartı var gən. Siyasi manada Ali haklı gidi. Qagallar tartı aldı degen. Ve Hazreti aytgan regionlarda bekarga yürmegen bu. Yani bekar yürmegen. Bu regionlarda İslam ümmetinin tarihiga ait, hadislarga ait. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. İslam ümmetinin hadislerine ait mavzularını organı bürgen. Ve Mısır'a gelip ornaşken payeti de Mısır'da uzige tarafkeşler topgen. Tarafkeşler topu en birinci Hazreti Osman radıyallahu anh'unu katıl kıladigen cemaatini terbiye künendesi bu. Bu başlayan gap sözlerdi. Osman hakkı yok bu meseleler. Osman bana bu marabu işlerini kımaya yaptı digen. Endi qarang. Usmon radhiyallohu anhu davrlarida masalan deylik, Yamanga voli kerak edi yoki Misrga voli kerak edi yoki Basraga yoki Kufaga qandaydir haq masalasida Hazrati Usmonga iltimos qilib chiqishganlarida azil qilganlar ba'zilarini. Unisini olib tashab boshqasini qo'yganlar. Unisini olib tashab boshqasini qo'yganlar. Qo'ygan odamlari o'zlari ishongan odamlar. Ha, yaqinlari tog'alarini o'g'lini qo'yganlar. Ha, o'sha tog'alarining o'g'li aroq ichib darra yeyishlik bilan ittiham qilingan odam bo'lgan. Bir ma'noda aytayapman buni. Shunga o'xshagan asoslar bo'lgan, lekin o'sha odamni Hazrati Umar ham viloyatga, ya'ni valilikka qo'ygan edi. Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu o'zlaridan o'zlari qilmaganlar bu ishlarni, islom ummatining manfaati uchun qilganlar va hadisi sharif sobit. Xulafoyi Roshidin ekanliklariga ularning qilgan ishlari hatto sunnat bo'ladigan kuchga ega ekanligida ahli sunnaning ixtilofi yo'q. Abdulloh ibn Saba mana shu joydan urdi. Hujumni shu yerdan boshlagan. Aytganki, bu degan o'zini qarindoshlarining atrofiga yig'ib olyapti degan. Bu kimga yoqadi? Hijozdan qochib ketgan, Hijozdan, ya'ni men bugungi kunni til bilan aytganda o'ziga o'zi hijrat nomini aytib olgan, aslida qandaydir maqom istab maqomga erisha olmay qolgan siyosatchilarga yoqadi bu gap. Abdulloh ibn Saba oldiga borsa aytayaptiki, "Sen haqlisan" deyapti. Qochib olgan odamga. "Sen haqlisan. Usmon xatodi" deyapti. Nima bo'ladi? Dini matnlar siyosiy maqsadlar uchun xizmat qila boshlaydi. Ana endi mana bugungi kundagi dini matnlar bilan siyosiy maqsad ko'zlayotganlarning asl strategiyasi qatdan kelib chiqqan. Nimaga ularni oldiga odam yig'ilyapti degan savollar. Ha, yig'iladi, chunki bular siyosiy qandaydir maqom istagan odamlar. O'sha maqomlariga erishish uchun harakat qilgan odamlar. Ular tashqariga chiqib ketsa, ularga aytadiki, "Sen haqlisan" deydi. Nimaga butun hiç kim indemeye turganda Maturidiyler adashgan deyapti. Nimaga? Çünkü haliga maqom istagan odamlarni o'ziga jalb qilish uchun aytilyapti buni. Bundan bir g'alaba qozona olmasligini biladi, lekin bu strategiya orqali atrofiga siyosiy maqom istagan odamlarga o'zi yoki qandaydir quvg'inga uchragan, qandaydir ya'ni muvaffaqiyatga erisha olmagan odamlar uchun ular xohlagan narsani beryapti. Abdulloh ibn Saba ayni shu ishni qilgan. Usmon radhiyallohu anhu ga jo'natilgan odamlar nomma-nom islom tarixida turibdi hammasi. Bular ichida e'tiborli odamlar ham bor. Bulardan bittasi kim? Muhammad ibn
Abu Bakr. Abu Bakr radıyallahu anhu'nun oğulları. Bazılar, bazılar. Aynısı şu Abdullah ibn Seba'nin yani kiyingi avlatları. Yani davat avlatları. Sahabı bu kendiydi. Muhammed ibn Abu Bakr Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını görmegen. Sahabelerge tane yitkazış için onu sahabe devalıp hani sahabeler şuna kıyken ki Osmanlı gelip sokalıdan üşlegen onge karşı çıkken ki degen manada. Karşı çıkış sahabeler ortasında bu gen ihtilaflı meseleler. Lekin keyinçelik Muhammed tavba kılgen Hazreti Osman radıyallahu anh onu katıl kıp boygallardaki adamlarını tohta tamamen de hareket kıyken oldu küçük etmeyken. Fitne ornadan turba genden keyin özü bilen birge birkaç adamı ap gitip kaladı. Fitneni ahli ilim hali kemestan aldım biledi. Kemestan turup fitne kili yaptı deydi. Şunun için ahli ilimlerge ergeşiş vacip. Yani vacip degeni bu farz manasında etiyip mi? Zarur manasında etiyip mi? Eğer ahli ilimlerge ergeşilmese cahiller fitne kilip hemen onu paçakını çıkarıp ketkenden kiyin biledi. Ha bu fitneyken deydi. Onda keçip oladı. İşit yenge çıkan payette 126'da ulama bütün dünya Yordaniye ulamalar kengeşi. Hat yazıştı. Sizler hatadasılar. Kliyatken işinler ne doğru. Şeriat bu içe doğurmaz bu. Şeriat maksatlarına bu arkaya erişilmeydi. Sizler tellegen yol arkasında başka adamlar buluş ihtimali kette. Hemen yapı yapır işte. O çıkart turuptu. Hazreti Rahimahullah'ın en ahri kitaplarından. Okuyun hemen asaslar turuptu. Uşanda ne dedi biz içimizde yürgenler? Ya ular hem dedi şeriatı cari kılıyaptı dedi. Geçen bir kişi menge bir hat oku verdi. Uşanın muallifi. Müsennif degen bala. Ya bular dedi şeriatı cari kılıyaptı ki dedi. Nimi bu siyem biraderimiz ki dedi. Nimi bu siyem Amerika'ya karıştırıptı ki dedi. Mantığını karayın. Bilmeydi ki Amerika'ya zahırda karşı arkasında Amerika kollab kuvvetle yaptılar. Nimi bu oldu? Milyonlagan odamnin yostuğu kurudu. Mana şu fitnenin orkasıdan. Doğru mu? Ulamalar aytgan edi, fitne deyişken edi. Cahiller bu bizi biraderimiz zor iş kılış yaptı dedi. Fitneni körgeni yok. Hazır IŞİD'nin fitne ekelliğini bilmegen adamı yok. Hemme bir avazdan bir hıltılda eti yaptı. IŞİD fitneydi. Hazır bazıları haliyem o şey IŞİD'ki koşulup kalıp arkaya kaytalmayan turgenleri var da. Lekin yaş balaga malum buldu. Bular fitneydi. Bular özleri layık bulmagan işini dava kılıp İslam ümmetige birgen vadelerinin ziddi bilen cezalanıştı. Ne miydi? İzzet biremiz değişken idi. Namusunu hımaya kalemiz değişken idi. Biz değişken idi. Umdak kuvaramız değişken idi. Ne mi buldu? Özleri parakende buldu. Ularge ergeşken ayollar hazır ateistlerini kuludu oturuptu çadırda. Hazır şu savuğda. Bir günde bir burada nam beredi vermeyeni bilmeyeyim sana. Oturup da ne vakılışı bilmezden. Abdullah ibn Saba bana şu fitnelerini başlagenden keyin Osman radıyallahu anhuge nispeten adamlarını cumbuşki keltirdi. Cumbuşki keltirişlikke kollab kuvvetleyetken makam istegenu makamge erişalmegen Hazreti Osman'ın aldan kaçıp Mısır'a yığılgen cemaat kumaklaştı. Ular yığılışıp ahırına mı buldu? Hazreti Osman'a radıyallahu anhuge suikast kılıştı. Ondan keyingi hadise. Hazreti Ali radıyallahu anhu hilafatta agellerden keyin Ayşe anamız Zübeyir ibn Avvam, Talha ibn Ubeydullah bilen ortalarda bugün. Cemal hadisesi. Cemal hadisesi sulh bilen tügegendi özü. Ha? Kaka ibn Amr rahimahullah Hazreti Ayşe anamızı gelip çüntürdü. Mesela ne yakışmasını gene siz bu işte üyde oturgeniz yakışı bu meselelerde geleceği de kılamız de geldi. Kün geldi Ayşe anamız. Boktu dediler keç kurun. Hemme yattı. Kulegen peyti de Uşa Abdullah ibn Seba'ni askerleri yani mahfi hufiyeleri. Bir kısmı Hazreti Ali'nin cemaası gekirdi, bir kısmı Ayşe anamızın cemaası gekirdi. Tonga yakın, Sahar'a yakın, Bamdat'a yakın turu alıp uhlab yatken adamını öldürüşü başlaştı.
Oysha onamızın cemaasındaki adamlar uxlab yatıptı. Birden kılıç gelip urdu. Nima bo'ladi? Oradan tursa Hazreti Ali'nin adamları hücum kutu deb o'ylagan ular. Uyoqdagi adamlar ham uyoqdagilarni öldürüşü başlagan. Ular o'ylagan ki bu Zubayr Talha adamları bizge hücum kıldı deb o'ylagan. Şu bilen toxtatish ilacı bo'lmagan. Toxtatish ilacı bo'lmagan. Hadise hunik avcab ketgan. Oysha onamızga ham hatta hücum kılıngan. Tüyelerini ayağı sındırılgan. Zor ve kutkarıp kalışken. Uşan'da Muhammed ibn Abu Bakr, Ayşanımızın akeleri, gelip Kımaya kuaf çıkıp etken fitneden. Abdullah ibn Sabah, bana şu meselelerde, demek, İslam ümmetini kalk, ikiye bölüş için hareket kıyken. Lekin, kalk ikiye bölüngen mi? Yok. 95'ke 5. Ben 5 sal köpüra bileyim ben. 5'ten kamera olmazı. 95% ahli sünnet. Misyonerler bir paytlar şunaqa qilardi. Misyonerler aytardı ki mana asosan urg'u beradi. Misyonerlarni asosiy qo'lida olib yurgan argumentlari Abdulloh ibn Sabaga o'xshagan odamlardan olingan. Ular islom haligi diyorlarda yurib-yurib qayerdan fitna chiqarsin bo'lar ekan deb harakat qilgan misyonerlar bularni tarix kitoblarida o'rganib qo'llaydi. Misyonerlar nima derdi? İslam ümmeti ikiye bölünüp gitken, parçalanıp gitken, İslam ümmeti Şia bilen Sünnilikke bölünüp gitken, her gapni gapirishadi. Bir kuni bittasi shunaqa deyapti. Dese, doğru mu o'zi? İslam ümmeti parçalanıp gitken mi? Yok, parçalanmagan. İslam ümmeti ahli sünnet va jamoaning atrofida bir. 95%'dan oshig'i ahli sünnet. 5% ha, Şialik hakkında 3% var, 2% başka cemaatler. Lekin o 3%'ni içideyen Şialarını, malum bir kısmını biz ne deyimiz? Ahli bid'at bolsayam kafir demeyimiz ularını. İslam ümmeti deyimiz. Ulayam Müslüman deyimiz. Demek ki gulatmaz. Hazreti Ali'ni ilah demeydi. Hazreti Ali radıyallahu anhu'nu himaye kılıp sahabelerine hakaret kimiydi. Ayşe anamızın zinada ayblemeydi. Bu cemaası var. Zeydiler, İsnaşariyeler, degenleri var. Hazırhan var bunlar. Bunlarını katta katta allamalara itedi. Bana kliyetken işler cahillerin işi deydi. Biz deydi. Fakat siyasi manada hilafatke haklı Hazreti Ali idi. Siyasi manada karışımız deydi. Ve bunge deliller keltiredi. Kim Ali'ni dostu bulsa, o beni dostumdu. Peygamber aleyhissalatu vesselam etkenler. Benden keyin Ali beni valiyim de geller. Bana şu hadislerini delil kılıp, yani özlerine hüccet kılışadı. İçtihat hata. Zayd ibn Sabit ki, Zayd ibn Harisa ki, evet geller Peygamber aleyhissalam bu beni valiyim de. Hiç kim etmedi ki valiyilikke bu haklıydı. Doğru mu? İçtihat da hata. Lekin onlar da Müslüman değiliz. Bunu parçalanış demeydi. Her kanday cemaatte bir iki faiz muhalif fikir boladı. Bu parçalanışmaz. Muhalif fikir varlığı. Lekin Nasraniylik kanaka bölüngen bilersin. Nasraniyliknin en katta cemaaları Katolik çirkeği. Katolik cemaası var. Pravoslav cemaası var. Protestant cemaaları var. Bunlar 40-30-30 faizden bölüngen. Kattası lekin pravoslavlarning ichida har bitta cherkov alohida. Qolganlarga cherkovni kofir deydi. O'zini cherkovini tan oladi, narga cherkovni tan olmaydi. Ular deydi, adashgan kofir deydi. Iogova shohidlari var, chiqib olib ular hammasini kofir deydi. Protestantlar unisi xullas nima bo'lsa bo'y yotibdi. O'sha bo'linishlikdan odamlarni chalg'itish uchun islomni bo'lingan ko'rsatadi. Lekin uni tagida xila nayrang bor xolos. Saksantuncu hicride yaşayan Aşa Hamadan degen muarrih var. Bu kişi aytadılar ki, uzlarını yani tillerden aytadılar ki, Sabeiler ya guvah buldum degenler. Sabeiler. Sabei degeni Abdullah ibn Sabe taraf keçler. Bundan ne mekep çıkadı? Abdullah ibn Sabe'nin 84. hicri senede muarrihler zikirgiyen. Barıdı bunlar. Muhtar al-Thakafi
Ve o kişinin ansarları ham ahli Kufa'dan şehittu aleykum annakum sebeiyye ve enni bikum ya şartatul küfr arif. Yani ularga karşı cenk giden paytada bir cemaage karşı cenk giden paytada. El muhtar Thaqafi. Ben sizlerini sebeilerden ekenilerini bilemem cüde yakışı. Sizlerini orkainlerde kandayı fitneçi ideolog türgerliğini yakışı bilemem. Sizlerge karşı ey kafir cemaa cenk alemen degen ve uşa. Bunun için keltiradı uşa davurdagi sebeiler doğrusu da yani adamlar yapır geldiği mevcut şahsiyet ikenliğini getirişken. Hasan ibn Muhammed ibn Hanefiye. Bu kişi kim? Muhammed ibn Hanefiye'nin oğlu. Muhammed ibn Hanefiye kim idi? Hazreti Ali'nin oğulları. Hazreti Ali'nin Fatıma anamızdan mas başka ayoldan bugün oğulları. Şunu oğlu Hasan. Bu yam 95. Hicri senede vefat topgan, bu yam aytgan. Sebeiler doğrusu da uzu Şialarını yani Şialar itiraf kıladigan adamlar. 152-243 Hicri senede ötken muarrihlerden Kitab-ı İman degan kitabının muallifi Adani. Bu kişiye mi aytgan ekerler? Şabi. Şabi meşhur muhaddislerimizden. 103. Hicri senede vefat topken bu kişiye mi etkiler? Farazdak. Farazdak kim idi? Şair idi. Zamanasının en meşhur ziyalilerden idi. Farazdak İmam Hüseyin radıyallahu anhüge Kufa'ya barma, Irak'a barmagin seni dedeyni aldagan unga hıyanat kılgen cema'a ular. Senge hıyanat kılad degen adam Farazdak buladı. Ana şu adam. İmam Hüseyin'e kaytargan orkaya. İmam Hüseyin onu giyen kulak sağma geldiler. Şu adam. Katade. Meşhur tabiillerden bu kişi 117. Hicri senede ufat topken bu kişiye Abdullah ibn Seba'nın mevcutluğuna etken. İbn Sa'd meşhur mufassırlardan 230. Hicri senede ufat topken. Hop. Abu Asım Cüzcani, İbn Kuteybe, Kebe, Kette Kette Allameler, Belazuri, Belazuri, yok ki Belazuri, bu kişi muarrihlerden ve zamanasında siyer manasında en küçük şahsiyetlerden 279. Hicri senede ötken. Şular, Abu Hatim Razi, muhaddislerden, kelam ilmi bu için malum mahzotlardan, 322. Hicri senede dünyadan ötken. Yani bu kişi aş'ariler bilen, tengdaş adamlar bilen. Az-Zinatu fil kelimatil islamiyye degen kitabı da eterken ki Anna Abdullah ibn Seba ve men kala bi kavlihi mine sebaiyye kanu yaz'umuna anna aliyyan huvel ilah ve annahu yuhyil mevte ve da'u gaybetahu ba'da mevtihi. Abu Hatim al-Razi uzana Az-Zinatu fil kelimatil islamiyye degen kitabı da sebailerini tariflab aytadı ki Abdullah ibn Seba ve onun taraftaşları dava kıladı ki Hazreti Ali'ni ilah deyip. Hazreti Ali'ni ilah deyişlik geçe borgen bular. Hazreti Ali'ni triklik beytleri de. Bir cemaa gelip sen ilahsan sanki sıkıdaylık degen de onlarını katıl kıldırıp yok kallar. Yok ki trikle yondurgenler. Bu rivayet var. Doğru bazılar tane kıladı rivayet hakkında. Lekin Hazreti Ali'den o kişinin ilah degenlerine nispeten ceza bugün. O şey gap keyin ahırıda bana Abu Hatim al-Razi özünün kitabında zikir kılıyordu. Sebeilerinin yani tarihte bu köp. Yani bunu hüccetini köp getirişimiz mümkün de. Maksadımız bugün gökünde. Sebei düşüncedeki adamlar yani onların itikad düşünceleri kandayı buluştan kat'i nezer bitti maksatka yöneltirlerdi. Kaysa maksat İslam'ını içiden parçalaş. İslam'ını İslam bilen yok kılıç. Birinci İslam hakiki İslam. İkinci İslam dava kılıngan İslam bilen. Namı İslam, Müslüman. Namı hak davası dagi, adalet davası dagi adamlar. Namı şeriatını ornatemiz. Siyasetini biz kolga alemiz degen davacılar. Barçasının ilk aktiyoru Abdullah ibn Seba lanatullahi aleyh. Siyasi masalada Hazreti Ali'ni vasi
Her bir peygamberinin vasisi buladı. Ali peygamberinin vasisi. Kur'an-ı Kerim'de laradduke degen kelime var da yani sizni sizni kaytaramız degen manadagi oyat peygamber aleyhissalatu vesselamga xitob. Peygamber qaytadigan bo'lsa Ali ham qaytish kerak. O'zi aslida Ali qaytish kerak edi, Ali'dan keyin peygamber ham qaytadi. Bir-birini qo'llab-quvvatlaydi degan fikrlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam yana qaytadan dunyoga kelishlari. Hazreti Ali'nin vafatlaridan keyin hiç kim topolmay qolganligini, yana qaytadan kelishlarini. U kishi peygamberning asl vasisi ekanligini. Abu Bakr, Umar, Usmon xilofatni Ali'dan tortib olganlik davosini, fitnasini mana shu odam ko'targan. Bugungi kunimizda bu tarixni o'rganish o ajoyib ishlar bo'lgan ekan uchun emas. U tarixni o'rganishdan ko'zlangan maqsad maqsadli odamlar bor. Siyosiy ma'noda har qanday vaziyatda islom ummatining ichidan o'zaro bir-birini qonini to'kishlik uchun harakat qiladigan jamoalar bor. Fitna nazariyalarini o'ylab chiqishib, musulmonlarni bir-biriga o'ldirtirishadi. Jamalda shular bosh rolda edi. Hazrati Usmonni uylarini qamal qilgan shular bosh rolda edi. Hazrati Usmonni o'zlari sotib olib, islom ummatiga hadiya qilgan quduqlardan to'sgan odamlar shular edi. U kishiga qilichni urib qatl qilganlar shular edi. Hatto boshlarini kesamiz deb harakat qilganlar shular edi. Qancha qon ko'p to'kilsa, qancha musulmon ummati parokanda bo'lsa, bularning oshig'i olchi bo'ladi. Bular qilayotgan harakatidan ya'ni zafarga erishadi. Uni zafarga erisha olmasligiga ahli sunna val jamoani harakati muhim. Alloh subhanahu va taolo ularni endi o'ylang, 30-chi sanadagi odam haqida gapiryapmiz. Hijriy 30-chi sana 1410 yil bo'ldi. 1411 yil bo'ldi. 1411 yildan beri o'sha fitna tugagani yo'q-a? Bir fitna 1000 yil davom etsa, o'sha fitnaning ichidagi odamlar yo'q bo'lib ketish kerak. Bitta mo'jizadan boshqa narsa yo'q bizni qutqarib turgan. O'sha mo'jiza nima edi? Ahli sunna val jamoa. Payg'ambar alayhissalotu vassalom va'da bergan jamoa. Hech qachon bular mag'lub bo'lmaydi, hech qachon. Vaholanki, himoya qiladigan hech kimi yo'q ahli sunnadan. Doim kaltagini ostida, doim ta'qibni ostida, doim kuchsiz bo'lib turgan holatida g'alaba qiladi. Alloh taoloning qudratiga ishora shu. Qur'oni Karimdagi Alloh taolo shariatni muhofaza qilamiz degan va'dasining inikosi bu, tashqarida ko'rinishi bu. Va bu qiyomatgacha davom etadi. Endi ahli sunna hech kimga muhtoj emas. Hech kimga hiç kim qolmasa ham bitta ahli sunna hammasini tiz cho'ktiradi. Nimaga? Alloh taolo unga g'alaba tabiatini berib qo'ygan. Lekin biz ahli sunnadan bo'lishga muhtojmiz. Biz agar u ahli sunna bo'la olmasak, halok bo'lamiz. Chunki atrofimizda shoqollar, atrofimizda sabaiylar, savsonlar, hashaviylar hammasi tiqilib yotibdi. Shuncha ish yotibdi. Islom ummati ateistlarning qo'lidan qutulib La ilaha illalloh degan kalimani ayta olmay yurgan ajdahoning og'zidan chiqib, endi kalimani o'rgansa, oramizga kelib aynalloh deb savol berganlar Abdulloh ibn Sabaning tarafkashi bo'lmasa kim ular? Kim ular? Endi dinimizni o'rganib, endi tahoratni o'rganamiz desa, kelib olib, rofliyada in qilmasang san bid aytsan, omini jahri aytaman men, sunnatga ergashaman men. Tamomda? Sunnatga hammamiz ergashamiz. Lekin nima kerakki bor? Islom ummati endi birlashib turganda chiqib olib nima deyapti? Niyatni og'iz bilan aytsa bid'at bo'ladi deyapti. Nima kerakki bor shuni? Kerak. Kimga kerak? Abdulloh ibn Saba'ga kerak. Buni qilayotganlar musulmonman, masalan, ularni kofir, yahudiy ko'rinishdagi odam demayman, lekin qilayotgan ishlari o'shalarning taktikasi. Ularni bozorini chaqqon qiladigan ishlar bular. Shuning uchun bularni biz oldindan bilishimiz katta foyda, manfaat bu. Ularni fosh qilishimiz katta manfaat bu. Bu katta jihod ya'ni. Qur'oni Karimda jihod kalimasi Makka-i Mukarramada birinchi nozil bo'lgan. Birinchi jihod kalimasi Makkada nozil bo'lgan. Nima uchun bunaqa deyapman?
Nima uchun Makka'da nozil bo'lgan jihod kalimasi? Chunki jihodni qurolli biz tushungan hozirgi kunda ko'pchilik ta'qibda, ya'ni ta'qib qilayotgan kalima Madinada nozil bo'lgan jihod. Qurolli shakli Madinada nozil bo'lgan. Hali qurolli jangga ruxsat bermasdan turib Makka'da jihod kalimasi nozil bo'lgan. Demak, jihod qurolga aloqasi emas birinchi ma'noda. Jihodning birinchi kalimasidagi ma'no qurolga aloqasi yo'q. Nimaga aloqasi bor? Birinchi nimaga aloqasi bor? Wala tuti'al kafirin va jahiduhum bihi jihadan kabira. Kofirlarga itoat qilma deyapti payg'ambar alayhisalomga va ularga qarshi Qur'on bilan jihod qil deyapti Alloh taolo. Va jihodni nima dedi? Jihadan kabira dedi. Kofirlarga itoat qilmaslik yo'lidagi Qur'on va ilm asosidagi mujodala eng katta jihod. Qur'onning ismi bilan. Shuning uchun ulamolarning siyohini shahid qoniga tenglashtiriladi. Shuning uchun ahli bid'at nima uchun ahli bid'atga ham qattiq turiladi? Chunki ahli bid'atga imkon qo'yib berilsa, ikkinchi eshik ahli kufrga olib boradi. Ahli bid'atni qattiq to'siladiki, ahli kufrga eng katta zarba beriladi. Kufr ahli islom ummatining ichiga zohir kirib-kelib fitna qila olmaydi. Tarixdan ma'lum narsa, islom tarixini o'rgangan ulamolar aytadi. Islom tarixida birorta jang tashqaridan g'alaba bilan tugamagan. Islomga hujum bo'ladi, hech qachon islom ummati yengilmaydi. Islom ummatining mag'lubiyatining barchasi ichkaridan bo'lgan. Kofir ham buni biladi. Kofir to'g'ri kirib kelib George, Ivan, Petrov bir ishni qila olmaydi ichimizda. U ichimizga Yusuf nomi bilan kirgizadi odamlarni. Sodiq nomi bilan kirgizadi odamlarni. Abdulloh ibn Zufar nomi bilan, Mahmud nomi bilan kirgizadi. Uni ismi chiroyli. Gapi Qur'on, aytayotgani hadis, lekin mafhum nima? Islom ummatiga mutlaqo zarar teoriyalar. Islom ummatiga kerak bo'lmagan ishlar. Imom Maturidiy bilan Imom Buxoriy aqidasi o'rtasidagi farq. Dars qilamiz, 6 ta dars. Nimaga kerak shu? Aytsangiz, aqidan to'g'rilayapmiz. Bizning aqidamiz to'g'ri. Biz nusbitu ma asbatahulloh. Alloh isbot qilgan narsani isbot qilamiz. Nima qilasan ko'tarib buni? Ilmiy doirada bahs qilib to'rtta odam tushunishi mumkin bo'lgan ilmni ommani ichiga tarqatib yuborib, mana bular adashgan deb ommani ko'rsatyapti. Abdulloh ibn Sabaning taktikasi bo'lmasa kimning taktikasi bu? Kimga yordam beryapti u? Mana ismlarni majozdan aytyapman, aynan bir odamga tegishli masala sifatida gapirmayapman. Lekin qaysi nom bilan kirib kelishdan qat'i nazar, ismi naqadar chiroyli bo'lishdan qat'i nazar, kuniyasi naqadar ajabtavur bo'lishdan qat'i nazar. Biz islomning aslini ahli sunna val jamoaning strategiyalari bilan o'rganishimiz kerak. Yuqorida oldingi darslarda aytdik. Qur'on va sunnatni o'ziga xos metodologiyasi bor. Qur'on oyatlaridan ursa qator olib amal qilib ketaverdi deb islom tarixida hech kim aytmagan. Hadis sahih ekan deb, mana shu sahihmi? Bo'ldi, shunga amal qilaveramiz deb hech bitta ahli ilm shart-shurt qo'ymasdan ruxsat berib yormagan. Islom ulamolarida ahli sunna val jamoaning 4 mazhab ulamolarini mujtahidlar deb tan olgan islom ummati oddiy odamlar emas, u paytdagi odamlar. Ularni ishlab chiqqan qoidalari amal uchun eng to'g'ri mezonligini tan olgan. Eng to'g'ri mezon shu, boshqa yo'l yo'q. Nimaga mazhab deyiladi? Mazhab hamma muhaddislar to'plagan hadislarda amal uchun qaysi loyiqligini ishlab chiqqan odamlar bo'ladi. Qaytadan ishlashga ehtiyoj yo'q. Ishlamoqchi bo'lgan odam qaytadan. Yana shular erishgan narsaga erishadi. Agar erishsa, o'sha qobiliyatga yetsa, o'sha imkoniyatni qo'liga kiritsa, bo'lmasa yo'q. Bo'lmasa nima bo'ladi? O'zi birinchi aniq adashadi. Unga ergashganlarni adashtiradi. Katta bitta kema okeandan ketyapti-da, odamlarni kemaga chiq deyapmiz biz. Kemaga chiq. Desak bir odam kelyapti-da,
Sahih dalil bor mi kema haqida deyapti. U bilan bahslashtirsak, buni odamlar yaxshi ko'rib qolib, oy, ana odamga qarshi zurrat deb berar ekan deb unga ergashyapti. Bu nima deyapti? Okeandan suzib o'tamiz deyapti. Bizi duhimiz baland deyapti. Unga qarab odamlar aldanyapti. 10 tadan bittasi aldanyapti yoki 100 tadan bittasi aldanyapti. O aldangan biz kruzga ya'ni kemaga minib ketamiz suzib. Ana 3 ta odam kemaga minmasdan okeandan suzib o'taman deyapti. Unga ergashgan hamma halok bo'ladi. Birinchi o'rinda haligi odamni o'zi halok bo'ladi. Oddiy mantiqiy ma'nodagi shu. Shuning uchun ahli sunna va jamoa kategoriyalari muhim. Ijtihod masalalarini o'rganishimiz, ayniqsa shu iqtidorli imomlar, hozir imomlar ichida eng peshqadamlari bu masalalarni o'z qo'liga olish kerak, boshqa yo'li yo'q. Va buni samohat bilan xalqqa, millatga tushuntirish kerak. Hozirgi kunda millatni, bizni, o'zbek zamon musulmonlarimizni 90% dan oshig'i, 95-98% imomlarni tanoladi baribir. İmamga murojaat qiladi, labbay deydi. 2% odamni ham biz ularni qo'liga topshirib qo'ymaslik harakatda bo'lishimiz kerak. U ham bizning birodarimiz. Ular ham o'sha dunyoda saodatli, oxiratda najot topadigan yo'lga haqli odamlar. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ajib bir hadis bor. Hamma jannatga kiradi deganlar. Ya'ni İslam ummatini hammasi jannatga kiradi. İlla men aba deganlar. Faqat yuz o'g'irgan jannatga kirmaydi. Yuz kim yuz o'g'irgan deganda, meni haqligimni tan olgan odam kiradi jannatga, mendan yuz o'g'irgan kirmaydi deganlar. Bu umumiy qoida bu. Haq haqdan yuz o'g'irgan odamga berilmaydi. Yuz o'g'irmaganga haq ochiq oydin. Ochiq oydin. Hozirga aytgan gaplaringizni o'ylang. Masalan, Abdulloh ibn Saba'ni ishlagan teoriyasini o'ylasangiz, oxiri Hazrati Ali'ni iloh dedi u. Atrofiga ergashganlarni o'sha 95% dan qolgan jamoani o'ziga ergashtirdi. Eng katta yutug'imiz shu deydi bular. Siyonistlar eng katta yutug'imiz shular deydi. Bular paydo bo'lgandan boshlab, to bugunga qadar har doim islom ummatiga qarshi mo'g'ul kelsa mo'g'ul bilan sulh tuzgan, kelishgan İslam'a karşı, Müslümanlara karşı. Salpçılar kelsa salpçılar bilan şartnoma qilgan. Vizantiyani odamlari kelsa ular bilan şartnoma qilgan. Qayerda xiyonat bo'lsa, ajamiy nomi bilan bular İslam ummatiga xiyonat qilgan. Nimaga? Fundamentda Abdulloh ibn Saba bor. Fundamentda. Alloh taolo o'zi ularni isloh qilsin. Xo'p, bugun endi qisqaroq shu haqda gaplashmoqchi edik. Chiqishga 5 minut qoldi mı? O minut var mı? Yarım saat var. Hop, mavzuga alakadar nima savollarimiz bor. Qaytib keladi degan. Naradduka kalimasidan Hazreti Ali'ni yana qaytadan qaytib kelishligini aytgan. Hozir aytamiz buni. Qasos deydi. Ila mi'at. Ya'ni bu oyati karima payg'ambar alayhisolatu vasallamni yana qaytadan Makkaga qaytib kelishlari to'g'risidagi oyat o'zi. Makkadan chiqib ketganlaridan keyin Alloh taolo albatta sizni yana Makkaga qaytaradi degan ma'nodagi gap. Lekin mana shuni, Hazrati Ali'ni yana qaytadan qaytib kelishligiga dalil deb keltiradi shiyalar. Laradduka degan ma'noda shuni aytadida. Alloh sizni qaytaradi degan ma'noda. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni Makkaga qaytishlari to'g'risidagi oyatni yana qaytadan qaytib keladilar degan ma'noda talqin qiladi. Shiyalar Qur'oni Karimga bergan tafsirlarida umuman ahli sunnani usuldan chiqib ketgan ular. Botiniy deydi ba'zi toifalarida. Ular ma'noni o'ziga qarab o'zlariga ma'qul bo'lgan ishlarni qo'shib ketishaveradi.
o'tdi Makka'ga qaytishlaridan payg'ambar alayhissalomni o'zlari qaytib kelishlari to'g'risida. Endi Rasululloh qaytib keladi degan gapni Abdulloh ibn Saba aytgan birinchi mana shu gapdan. Masalan, Iso qaytadimi degan mantiqan. Iso alayhissalom qaytadi. Xo'p. Endi Isodan ko'ra Muhammad alayhissalom haqli emasmi qaytib kelishga deydi. Mantiqan ha to'g'ri deydi. Isodan bizi payg'ambarimiz haqliroq. Ha payg'ambar qaytib keladi. Payg'ambar qaytgandan keyin Ali ham qaytib keladi deydi. Hazrati Ali'ni ilohlik yoki vasiylik masalasida qaytadan tasdiqlaydi qaytib kelib degan masalalar ko'p ularning gaplari. Birinchi ma'noda payg'ambar alayhissalomni Makka'ga qaytishlari kerak bo'lgan oyatni dunyoga qaytib kelishlariga talqin qiladi. Xo'p. Nur surasidagi va'dallohu degan oyat bormi? O'zi o'tda istahlafa kalimasi o'rinbosar ma'nosida. Ya'ni bir qavmni o'rniga boshqa bir qavmni keltirish ma'nosida. Bir qavmni siyosiy ma'noda xalifa qilish masalasi yo'q. Qur'onning birorta oyatida xalifa o'rnatish masalasiga oyat yo'q. Xalifa kalimasi bor. Lekin istahlafa kalimasi, masalan, hozir biz bizdan oldingi o'tgan avlod ajdodni xalifalarimiz o'rniga kelganmiz. Alloh taolo o'sha ahli haq bo'lgan iymon egalarini qiyomatgacha bardavom bo'lishligiga va'dalardan bittasi bu. Iymon keltirgan, amali solih qilganlarni bir qavmni olib tashab o'rniga ularni keltira oladi. Hamma sohada adolat o'rnatmasa, uni olib tashab Alloh taolo adolatliroqini keltiraveradi. Ya'ni muhtoj emas, adolatga biz, haqiqatga biz harakat qilishimiz kerak. Agar harakat qilmasak, Alloh taolo bizni olib tashab o'rnimizga boshqa bir qavmni keltiraveradi. Bu joyda istahlafa kalimasidan faqat o'sha hizbiylar da'vo qilayotgan xilofat ma'nosini aytishlari siyosiy maqsad xolos. Dindan foydalanish xolos. Hozir bu oyatni o'zini ko'rib qo'yaylik. Baqarada ham bor ekan hozir. Xilofat kalimasi. Kama istahlafalladina. Nur surasi 55-chi oyat ekan. İmam Tabari tafsirlarda aytibdilar. İstahlafa kalimasini, istahlafa kalimasini. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va'adallohu alladhina amanu billahi va rasulihi minkum, a? Ayyuhan nas. Va amilu solihat. يقول واطاع الله ورسوله فيما امره ونهياه لا يستخلفنهم في الارض يعني لا يورثنهم الله ارض المشركين من العرب والعجم ularga merosxo'r qiladi ya'ni hozir ular egallab turgan joylarni islom ummatiga qaytarib oberadi iymon keltirib amali solih qilgan odamlarga Siyosiy ma'noda xalifani o'rnatadi degan ma'nosi yo'q. Butun boshli islom ummatining jamoasiga aytilyapti. Meros qilib beradi. Ya'ni biz merosxo'rmiz o'zimizdan o'tgan ajdodlarga. Bizdan keyingilarga ham kimdir merosxo'r bo'ladi. Shu ma'noda. Ha, o'sha kamastahlafalladina min qablihim, ya'ni bizdan oldingilar, kim edi bizdan oldingilar? Bani Isroil edi. Bani Isroilning joylariga musulmonlar keldi. Quddus musulmonlarniki edi, to'g'rimi? Makka mukarramada ham musulmonlar keldi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam kelgandan keyin risolat Rasulullohni sabablari bilan davom etdi. La yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadalahum. Davomi? Va la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadalahum. Ya'ni yumakkina ya'ni imkoniyatga ega qilib qo'yadi. Bu yerda faqat siyosatga urg'u berish masalan nimaga to'g'ri deb tushunib ko'rinadi? Ha, siyosatga urg'u
berishni o'zi emas bu. Faqat siyosatdagina sizlar ega bo'lasizlar degan emas. Tamomila ega bo'linadi. Ya'ni islom ummatining barcha iymon, amali solih, ya'ni Allohga itoat, Rasulullohga itoat masalasida hammasida nusrat keladi. Ya'ni hamma bittada ega bo'ladi. Uni muammosi yo'q. Shariat buni Payg'ambar alayhi salatu vasallamni muborak tillari bilan va'da bergan. Qiyomat kunida bu gap bo'ladi. Faqat bunda bizni rolimiz nima? Iymon keltirib, amali solih qilib, Allohga va Rasuliga itoat qilish mavzusida o'tirishimiz kerak. Hizbut Tahrir aytayotgan xilofatni o'rnatishimiz kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi degan biror chiziq kalima bunga to'g'ri kelmaydi. Jamsiyg'ada kelyapti hammasi. Iymon keltirishimiz kerak hammamiz. Isloq qilishimiz kerak o'zimizni. Boshqa oyatlar ham bor. Inna Alloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya'ni tag'ayyur o'zini o'zgartirish har bir shaxsning o'ziga aloqador gap. Kamas tuhlifa deb o'qilgan ekan. Osimda bor ekan. Bir qiroat majhul qilib. Odatda bu oyatni asosan hizbiylar keltiradi. To'g'rimi? Hizbiylarni mana shu keltirgan gapi, ya'ni ular o'rtaga qo'ygan da'voni mutlaqo oqlamaydi. Hizbiylar nima deydi? Biz deydi oldin xilofatni o'rnatishimiz kerak. Hamma muammo xilofat yo'qligida, xilofatni o'rnatishimiz kerak. Kim xalifa bo'ladi? Masalan, Mahmud xalifa bo'ladi. Da'vosi bor. Xo'p, nima bo'ladi? Mahmud xalifa bo'lsa, o'ziga yoqmay qolgan odamni hammasini boshini oladi. Qo'lida imkon bo'lsa, shariatni oldiga qo'ysangiz, qochib ketadi. Shariat mana shariat bo'yicha falon kichiga tuhmat qilding. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga tuhmat qilding. Zonalarga kirib musulmonlarni azoblash uchun fatvo berdi deding. Ha shu gapinga Imom Termiziyda hadis bor. Al-bayyinatu ala man idda'a hujjat keltir da'vo qilganinga deb shariat bo'yicha, iloyi kalimatulloh bo'yicha, Rasulullohning sunnati bo'yicha dalil desangiz qochib ketadi. Ularga shariat kerak emas, ularga maqom kerak, hali aytganimizdek. Xo'p, nima bo'ladi? Rasvoyi raddi balo bo'ladi. Hamma yo'qni pachaqin chiqaradi bular. Bularga farqi yo'q. Bir kun o'tirib olsa bo'ldi shu tepada. Bir marta o'sha kursiga o'tirib olsa, shuning uchun hamma narsani qurbon qilishga harakatda. Islomda oldin xalifani o'rnatib olib, keyin boshqa ishlarni qilish qoidasi yo'q. Nimaga Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vasallam vafot etganlarida birinchi xilofat masalasi ko'tarildi, birinchi. Shularni shubha qilib solishadi. Chunki arablardagi vaziyat, ya'ni bu butun islom ummati edi ular ham, sahobalar edi, eng yaxshi insonlar edi. Lekin ularga Payg'ambar alayhi salatu vasallam yo'q bo'lgan zahotlari riyosatni, ya'ni boshqaruvga haqliman degan odamlar ko'p edi. Agar u masalani tinchitilmasa, to'xtatilmasa, qon to'kilardi. Hatto qo'llar qilichga borib qolgan edi. Buni to'xtatish uchun darrov bitta amirni saylab qo'yishlik vazifasi vojib bo'lib qoldi. O'sha joyda boshqa iloj yo'q edi. Jamal hodisasini ko'rdik. Oddiy gap bilan janjal bo'lib ketyapti. Siffinda 70 ming odam o'lgan sahobalardan. Ya'ni sahobalarning tobi shogirdlaridan 70 ming odam. Qonga qaynoq odamlar. O'sha masalan to'xtatish uchun bo'lgan. Ha. Vojibga eltish uchun vojiblardan. Qolgan narsalarni haddi uchun vojib narsalardan. Lekin uni o'rnataman desangiz, Abu Bakr Bag'dodiy o'rnatganini singari, orqasidan million odamlarning qoni to'kiladigan bo'lsa, bunga ulamolar aytadiki, to'xta deydi, bu gap ko'tarma deydi. Ulamolar aytadi, buni O'zbekistonning odamlari aytmaydi buni. Ya'ni faqat O'zbekistonga kerak bo'lgani uchun deb gapirmayapti. Biz qayerda, masalan, Amerikada bo'lsak ham, Angliyada o'tursak ham, Qozog'istonda, Tojikistonda o'tirsak ham shu gapni gapiramiz. Shariatdagi gap bu. Ular bundan o'zlarining maqsadlari yo'lida foydalanmoqchi xolos. Bu haqda yana ko'p to'xtalganmiz, avvalgi boshqa suhbatlarda ham. Hozir qisqaroq shu. Xo'p. Hozir mana qish kelib qolganiga, ular hozir kunda javob masalasi ko'tarayotgan ekan, paypoqdan maqsad. Shu to'g'risida.
Ha, paypoqqa bahs tortish masalasida ko'p. Ha, maqolalar ham qildik, suhbatlar ham qildik, umumiy qoidalarini aytdik. Bugungi kundagi o'sha yengillik bo'ladi-yu degan mantiq bilan oddiy paypoqlarga mahs tortayotganlar tahorat emas. Birorta usulga, birorta oyat hadisga to'g'ri kelmaydi. Oyatda yu degan Alloh taolo, ha? فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Oyog'ini yuvish buyruq. Tahoratning farzi oyog'ini yuvish. Mahsiga mashq tortish haqida Mughira ibn Shoba radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. Bir dona rivoyat. Sahobadan bir dona rivoyat va mana shu bir dona rivoyatni Mughira ibn Shoba'dan qilingan rivoyatni 80 ta tariqasi bor. 80 ta tariqada hammasida va masaha ala al-mashayni va na'layni kelgan. Hammasida 80 ta tariqaning hammasida va masaha alal mas ya'ni xufayni ha va masaha ala Kufayni kegen. Yani mahsige mahs tartış kegen. 80 te rivayette. Bitti rivayet var. Ve masaha ala cevrabayni ve na'layni kegen. Bir dana rivayet. İmam Tirmizi de bu. Ve bu bir dana rivayetini Abu Qays'dan Huzayl ibn Şurahbil rivayet kegen. Abu Qays bilen Huzayl ibn Şurahbil hakkıda munfarid deyişken. Aleyküm selam. Hatta bazılar munkar degan buni. Munkar degan. Nimaga munkar degan? Chunki 80 ta rivoyatning ichida yo'q bo'lgan. 80 ta rivoyat hammasi bitta odamdan, Mughira ibn Shobadan. 80 ta rivoyatda maqsad deb turibdilar. Bitta rivoyatda javrob deb turibdilar. Nima deyiladi? 80 ta rivoyatni mutawatir deyiladi. Javrab rivoyati agar sahih bo'lsa, javrabni maqsi ma'nosida aytgan deyiladi. Ya'ni javrabni lug'atida shunaqa lug'atlar bor, maqsining ustidan kiyadigan issiq mato deyilgan, maqsining ustidan kiyadi. Shunaqa lug'atlar bor. Yoki javrab deb nomlangan ichi latalik bo'lgan uchun, usti terilik bo'lgan. Maqsi bo'lgan u ham. Maqsini javrab deb atalgan deyiladi. O'shaning uchun munkar deyiladi uni. Lekin sahobalar javrobga mahs tortdilar degan 14 ta sahobadan rivoyat bor. 14 ta sahoba javrobga mahs tortdi. O'sha javrob nima desa, hadislarga bo'ysunadi sahobalar. Barchasi mahsiga mashq tortishlikni joiz deb bilganini singari tortgan uni. Faqat javrob mahsining sifatida bo'lgan. Mahsining sifatini o'zida mujassam qilgani uchun unga joiz deyishgan. Ular javrab hadisiga ergashib emas, mahsi hadisiga ergashib mahsi javrabga mahs tortishgan. Demak, mahsi hadisidagi xuf kalimasi javrabni o'zida mujassam qilish kerak. Javrab mahsiga o'xshash kerak. Nimasidir o'xshash kerak. Shuning uchun Abu Hanifa aytadilar, kavush qismi munaal bo'lsin deydilar. İmam Şafii aytadi, kavush qismi mujallat bo'lsin deydilar. Hatto Ibn Taybiya musahham bo'lsin deydi. Ya'ni pishiq to'qilgan va issiq tutadigan bo'lsin, shaffof bo'lmasin, suv ichiga o'tib ketmasin. Umumiy hammasimiz olib kelgan shartlarining maqsadi shu. Endi bitta sabab aytishyapti. Islom yengillik dini. Ha, to'ppa-to'g'ri yengillik dini. Lekin yengillik chegaradan o'tib ketmaslik kerakda. Islom yengillik dini yozda ro'zada qiynalib ketyapmizda shu. Shuni undan ko'ra qishga o'tkazib qo'ysak bo'lmaydimi Islom yengillik dini? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Islom yengillik dini, lekin seni havoyinga ergashib ketadigan yengillik dini emas. Agar suv zarar qilishligi aniq bo'lsa tayammum qil. Kasal bo'lsang kasallik tortib ketadigan bo'lsa buni dalili bor. Tayammum oyatda turibdi. Suvga qodir bo'lmasang, oyog'ini yuvsang aniq kasal bo'lasan. Issiq suv qilishi umuman iloji yo'q. Nima qilib tayammum qil?
Hozirgi kunda oyog'ini yuvib, cho'ntagida ikkita nasrmonni ko'tarib yurib, issiq suv hamma joyda bor hozir. Shu bo'laveradi, faqat bu joyda nafsoniy gap. Dalil yo'q, dalil yo'q. Men qayta aytaman, dalil yo'q. Bunda faqat havoyi nafsiga ergashdan boshqa gap yo'q. Javrobni tarjimasidan boshqa gap yo'q odamlarda. Biz ham sabr qilib ketyapmiz, ular ham sabr qilib so'rayapti hozirgacha. Men hayron bo'lyapman. Shuncha dalil keltirdim. Bular kitobga ergashamiz, sunnatga ergashamiz deydi. Kitobdan dalil keltirdim. Qur'onda javrob yo'q. Qur'ondan dalil keltirdim. Qo'y, mayli, mazhablarni qo'y chekkaga. Qur'onda oyog'ini yuvib turibdi. Hadisdan dalil keltirdim. 80 ta sahobadan rivoyat bor. Mahsi. Javrob hadisi zaif. Imom Termiziy Hasan sahih degan xolos. Qolgan hamma buni munkar degan. İbadat masalası axir. Şu bu mesele ta, namaz namaz bu mıydı gen? Derecedeki mesele. Boynuna mahs tartış, lafz bilen niyetini, til bilen kılış, bid'at degen meseleleri kurtargenden göre, taharat buzule degen meseleleri yapmış yapmış biz. Doğru mu? Bunlar meselelerin çalgıtış için tamamını kozgaş etsin. Lakin hatırcan buluşsun. Taharat taharat bu miydi? Paypaqqa mahs tortgan odamning taharatı taharat bu miydi? Javrobga mahs tortsa tamam. Javrob şeriat bo'yicha asosiy şartları var. Oyoq kiyim. O bo'lsa gap yok. Yengillik bahonasi bilan şeriatga zıt iş qilinmaydi. Yengillik bahonasi bilan şeriatga zıt iş qilinmaydi. O'sha javrobga. Javrobga qaytganlar. Ya'ni terilik bo'lmasa ham mayli. O kishi teri shartini qo'yib qo'yganlari mahsi u deganlar. Hadisda kelgan gap mahsi deganlar. Xuf deganlar. Xuf bo'lgan uchun teri bo'lsin, tagida hattoki poshnasi bo'lsin, usti terilik bo'lsin. Shunda qattiq turganlar. Chunki hadislar hammasi oyatga istisno bo'la olishligi uchun mutawatir mahsiniki. Qana qilib oddiy bir javrob haqidagi bir dona hadisni oyatdagi yuv degan kalimaga almashtiraman. Qana qilib deganlar. Bu gapni Imom Muslim ham aytgan. Imom Muslimning gaplari bor. Oyatdagi yuv degan buyruqni Huzayl ibn Shurahbilning gapiga almashmayman deganlar. Bu Huzayl ibn Shurahbilning gapi bu, roviyning gapi. Yuqorida Rasulullohning gaplari emas bu gap. Roviy ko'rganini aytgan, maqsadini javrob derkan u. Bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Roviyni ta'na qilmaymiz, xato gapirgan demaymiz. O'sha paytda maqsini javrob derkan o'sha odam. Oyoq kiyim degani javrob. Javrob o'zi nima bilasizmi? Qayerdan kelib chiqqan? Javrob lug'atda qayerdan kelib chiqqan? Go'rob bo'lganmi? Kavrab bo'ldi. Ajamiy bo'lgan arablarda yo'q bu. Asli go'ripo. Go'ripo asli. Alil qori buni go'ripo degan. Oyoq qabri degani. Qabru rijil degan. Haqiqatda kiysangiz qabrga kirganingiz bilan oyoq kiradi. Nomi go'ripo bo'lgan. Oyoq kiyimini go'ripo derkan ular. Maqsini ham go'ripo derkan, patinkani ham go'ripo derkan, jurmuqni ham go'ripo derkan. Oyoq kiradigan narsa u. Go'riponi yozsangiz arablarda g harfi yo'q, k deb o'qiganini. Go deganda vav bor o'tdi. Go'rni gavr Rab deb o'qigan ular. Oxiridagi o'ni o'qimagan. Kavrab bo'lgan boshida. Kavrab keyin javrobga aylanib ketgan. Ko'p javrashgan odam. Umumiy ma'nosi shu. Demak, javrob lug'atda paypoq emas asli. Asli oyoq kiyim. Oyoq kiyim. Unga mahs tortiladimi desa, ha, mahsi bo'lsa, terilik bo'lsa, mahsini sifatini o'zida jamlasa, mahsiga aloqador bo'lsa, shaffof bo'lmasa, uni kiyib yursa bo'lsa, ya'ni 5 chaqirimgacha suv o'tkazmasa, o'zi oyoqda tursa, sa shartlari bor. O'sha shartlar topilsa, hadis shariflarda kelgan oyoq kiyimiga aylanadi. Va oyat hadisga ko'ra bemalol xotirjam mahs tortsa bo'laveradi. Lekin afzal nima? Yuvish. Nimaga? Qur'on oyatiga amal qilasiz. Hatto mahsiga mahs tortish bilan oyoqni yuvish o'rtasida qaysi afzal desa, yuvish afzal.
Bunda hadisga amal qilasiz, unda oyatga amal qilasiz. Ahli tasavvuflarni bilardim ben bizda bir ikkita odamlar bo'lardi. Nafsim yengillikka o'rganib qolmasin deb maqsadini yirtib olardi o'zi. Ya'ni afzalga amal qilaman debdi. Bunga maqs tortib qo'ysam, yengilga amal qilgan bo'laman. O'zi yengilga amal qilish joiz, buni hech kimga tavsiya qilmaysiz. U o'ziga vazifa qilib olgan edi. Men deganda yengilga emas. Shu azimatga amal qilaman derdi-da, yana nafsim anaqa bo'lmasin deb maqsadini yirtib olardi. Afzaliyati u. Chiqish bo'ldi mi? Bugün gapimiz tugab qolyapti-ya. Oddiy paypoq emas-da, o'sha javrab u. O'sha pishiq, ma'lum shartlari bor, shurun bilonida 8 ta shart keltirgan. 6 tasi o'sha javrabga aloqador, oyoq kiyimiga aloqador. O'sha topilsa gap yo'q, tortaversin. Lekin bugungi paypoqlar qanaqasiga u qadim hadislar rivoyat qilingan Abu Hanifalar davrida qanaqasiga bugungi paypoqni javrab deydi. Agar lug'at e'tibori bilan bo'lib ketadigan bo'lsa, juda ko'p narsa o'zgarib ketadi. Xamir harom qilingan, kaniyak emas. Desa nima deymiz? To'g'rimi? Xamir lug'ati o'zgardi. Hozir kaniyak. U ham ichimli, bu ham ichimli. Xo'p, unda nasha. Xamir harom qilindi, nasha ichimli emas, chekimli. Ya bu ham undamda, u gerey nima bo'ladi? Tabletka, trimadol nima bo'ladi? Asıl maqsad, oyoq kiyimidan ko'zlangan maqsad, lug'atni bitta o'zgartirib olib, unga tortib ketaverishligi to'g'ri emasdi. Islom asoslariga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Buni da'vat qilayotganlar avvalo o'zi benamozlikka targ'ib qilyapti, qolganlarni ham namozini parokanda qilyapti. Namoz axir ey, namoz. Bir kunda Alloh taoloning huzurida o'zingiz javob berasiz. Betahorat sen tahoratin yo'q edi, odamlar shuncha gapirdi senga deb so'roq bo'lib qolsa nima qiladi o'sha odam? Nima deb javob beradi? Bizga alhamdulillah dalilimiz bor. Qur'onda oyat, hadisda sunnat va barcha mujtahidlar ittifoq qilgan gap. Amal qilyapmiz alhamdulillah. Yengil ekan deb shariatda, ya'ni shariatga qarshi yurish yengillik emas. Shariatga qarshi yurish yengillik emas. Sabr kerak islomda amalda. Ertalab turib bomdodda hozirgi kunda biz endi shahar joyda turamiz, qishloq joylarida aksar odam bilasizlar, imomlar ko'rgansizlar. Suvni hozir gaz yo'q, bir paytlar ham yo'q edi-da. O'choqda isitilardi, abdastada suvni qilib tahorat qilib namoz o'qilardi. G'usl qiladiganlar shu yo'l bilan g'usl qilib tahoratini qilib ibodatini qilardi. Yengillik deb tashab qo'yar, bilmaymi bo'ladi. Issiq ko'rpadan chiqmasdan bugun bomdod yo'q. Nimaga? Yengillik islom deydi. Ya? Qanaqasiga? Bu gap noto'g'ri. Yengillik degani shariat bergan ruxsatlarda yengillik bor. Maqsadiga maqs torting, yengillik shu to'g'ri. Shunaqa. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا إلى الحق والطريق المستقيم اللهم اهدنا إلى الحق والهدى الصراط المستقيم آمين. رحمة الله.